Nima qilsak rizqimiz ziyoda bo'ladi, rizqimiz barakotli bo'ladi. Rizqimiz ko'p bo'ladi emas. Ko'p degan so'zni nima qilaylik? Rizq masalasida musulmon ko'p degan so'zni chiqarib tashlashlik kerak. Ziyoda degan so'zni ishlatsin, barakot degan so'zni ishlatsin. Ko'p emaydi ham, oz emaydi ham. Millionta odam duo qilsin haqqingizga. Menga kiring deb. Kirasizmi menga? Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla feyettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Allah Teala'nın güzel isimleri Asma-ül Husna silsilesindeki navbetteki dersimiz bugün Allah Teala'nın güzel isimlerinden Ar-Razzak Rızk Biruçi bana şu ismini okuyan bulamız Kur'an'da ve sünnette Ar-Razzak isminin zikri Allah Subhanehu ve Teala özünü Ar-Razzaq deb atadi. Estaizu billah. İnna Allaha huvar razzaqu zul quvvatil matin. Zira Allohning o'zigina barcha haloyiqqa rizq beruvchi, kuch-quvvat sohibi va qudratlidir. Demek Alloh taolo o'zini Razzoq deb atadi. Bu ism mutloq bo'lib ham, ma'rifa bo'lib ham zikr qilingan. Ar-Razzaq ismidagi sig'ay mubolag'a. Bu ismni sig'asi birodarlar mubolag'a siylasi, sig'asi deyiladi. Agar Alloh taolaning ismlaridan birontasi mana shu mubolag'a sig'asida keladigan bo'lsa, bu ikkita narsani bildiradi. Kamiyatni bildiradi, adatni va navni bildiradi. Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini rizqini behisob beradi. Rizq mavzusi har doim dolzarb bo'ladigan mavzu. Chunki nima deb yuramiz ko'chada? Rizq deb yuramiz. Alloh taolo aytadi, astagfirullo وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Ömelegen canavar var ki, onun rızkı Allah'ın zimmesi de. Ömelegen canavar ki var. Bu canavar kuş mu, balık mı, paranda mı, daranda mı, ne mi, adam mı? Ömelegen ki nerse var, rızkı Allah Teala'nın huzuru da. Allah Teala bir yerde, adamların rızkı benim kolumda demedi. Peki balıkların rızkını ben veremem demedi. Umuman canı var. Rızk talep kıladıyan ki mahluk var. Ona rızkı Allah Teala'nın kolada. Eğer bir sınıf girip durup şu sınıfta oturgan okulçularına karab durup bana şu okulçularına mende hadiye var desiz. Şu sınıfta oturganlar neyle düşünez? Yani 3-4 tasa kemiğe koyan buluşu mümkün. Onlar onge kirmiydi. Endi boshqa chaqilib, mana shu sinfning o'quvchilariga menda mukofot hadiya bor desiz, unda kelmaganlar ham shuning ichiga kiradi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, Alloh taolo o'malaganki jonivor bor dedi. Bu yerda musulmoni ham, kofiri ham kiradi odamlar. Insu jin. Birodarlar, tirik mavjud bormi, rizq talab qiladigan? Hammasi Alloh taoloni beradigan rizq bilan rizqlanadi. Rizq qonunlari harakatlanadi, o'zgarib turadi, sobit turmaydi. Yana bitta qaytaraymi? Rizq qonunlari o'zgarib turadi, harakatlanadi, sobit turmaydi. Oyatlar ko'p birodarlar, mavzu juda ham keng, Allohning hikmati komil. Siz bilan bizni hayotimiz mustaqil, sobit, tartibli bo'lishligi uchun Alloh taolo bu koinotga millionlagan qonunlarni qo'ydi. Ya'ni qishdan keyin bahor keladi, bahordan keyin yoz keladi, yozdan keyin kuz keladi, yana qishga boramiz. Bu qonun. Tosh qattiq, tosh qimillamaydi, shamol esadi, daraxt yuqoriga qarab o'sadi. Xullas, millionlagan qonun qoida bor, shu qonunlar ishlab turadi, hayot o'zi o'rnida ketishligi uchun. Masalan, yer shari, aylanib turish kerak u. Aylanmasa bilasizmi nima bo'ladi? Quyosh tekkan joylar kuyib ketadi, quyosh tegmagan joy muzlab ketadi. Bu ham bitta qonun. Yerda tosh tortish kuchi bor. Qo'lingizdagi narsani tashlasangiz yerga tushadi. Shunga o'xshagan millionlagan qonun qoidalar bor, bular o'zgarmaydi. Harakatlanmaydi. Ammo rizq va sihat salomatlik qonunlari bor, bular o'zgarib turadi, harakatlanib turadi.
Göya ki bu rızk ve sihhat degen kanun, siz bilen bizi terbiyeli edigen Allah Ta'ala'nın ikide bir asbabı yok şeydi. Estağidu billah. Ve allav istakamu ala tariqati ile asqaynahum ma'an gadaqa. Rabbimiz Azze ve Celle yaptı. Elbette eğer ular doğru yolda üstü var turganlara da elbette biz ularını mol yağmur bilen suğargan bular edik. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنَ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Eğer ana şu şehir ya ki kışlağı ahri Allah Ta'ala'dan Allah Ta'ala'ya iman kirtirip takva kılgenlere de biz onlarca Osmanlı yerden barakat darvazalarını açıp koygen bular edik. İtibar verin. Rızkını bergen bular değil mi yaptı? Barakat eşiğini açıp koygen bular edik. Çünkü eğer rızkını fakat iman kirtirgen takva kılgenlere beradı desek bu noto'g'ri bo'ladi. Kofirlar ham yashayapti-yu. Allohni umuman inkor qilayotgan mulhidlar yashayapti-yu. Allohni jufti bor, sherigi bor deyotgan mushriklar yashayapti-yu. Ularni ham rizqini beryapti-yu. Biz bu yerda aytayotgan narsa, agar iymon keltirib, taqvoda bo'lsanglar, osmon yerdan baraka eshigini ochib qo'ygan bo'lar edi deydi. Wa law annahum aqamu at-taurata wal injil va ma unzila ilayhim min robbihim la akalu min fawqihim va min tahti arjulihim. Keyingi oyat. Agar ular Tavrotga, Injilga va Parvardigorlari tomonidan nozil qilingan barcha narsalarga amal qilganlarida edi, ustlaridan ham, ostlaridan ham rizqlangan bo'lardilar. Demak, 3 ta oyatni o'qidik. Rizq har bitta mahluq hali dunyoga kelmasdan avval uni taqdirga bitib qo'yilgan. Odam bolasining rizqi onasini qornida turganida 121 kunga to'lganida yozilgan. O köpeği miydi, azeği miydi? Fakat onu barakatli boladı, ya ki bir baraka boladı. Allah Azze ve Celle, mu'minge rızkını yazgen, kafirge yazgen daha. Fakat mu'min iman, takva, Allah'a bugün tazavruda kança yüksek olsa, Allah'a kança yakın olsa, barakat şünçelik ulu boladı. Biz köşeden ne kadar yürüp bizeken? Rızk kıdırışımız gereken ama biz. Yo, rızk yazılgen, o tavf geledi size. Siz nimani qidirishingiz kerak? Barakotdi. Barakot nima edi? Baraka nima edi? Endi rizqingga beradigan baraka da domlar deydi. O'sha nima uchun rizq? Baraka. O'sha bir stakan suvga chanqog'ingiz qonmayapti. İki stakan ichsangiz qonadi. Agar bir stakanga qongan bo'lsa, demak shu suv barakali ekan. Bir qop un, bitta tandir, to'rtta bola, o'sha xotin. Masofa bir oyga yetdi non. Ötken sefer 3 kapta getirdi. Demin mana sefer gün nöme oldu? Barakeli oldu. Barake de yanı masakan, köp de yanı masakan. Eğer Müslümanlar hem Rabbiler onlara vergen Kur'an'ını, şeriatını, Rabbiler onlardan haklagen de tabbik kılışkeni de bana şu rızkları barakat gelere de hemmesini. Osman'dan hem yerden rızkını Allah da Allah barakat yıkayan bu arada. Lekin insan judayam şöyle bir muhim joyi. Qilgan günahı sababli ayrim rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Odam bolasi qilgan günah sababli barakotidan mahrum bo'lib qoladi. Ayrim rizqidan. Agar qilgan günahı tufayli rizqidan mahrum bo'ladi desangiz, kofirlar o'pishib o'lib ketish kerak. Ibodat qilmayotgan, gunoh ma'siyatga to'lgan odam o'lib ketish kerak ochlikdan. Yo'q. Qilgan gunohi uni rizqini yo'q qilib qo'ymaydi, balki ba'zi rizqini yo'q qiladi, rizqidagi barakotni yo'q qiladi. Kelishdik-a? Demak, Alloh taolo rizq qonunlarini o'zgarib turadigan, harakatlanadigan qilib qo'ydi. Uni iymonga, istiqomatga, Alloh taoloning amriga bog'lab qo'ydi. Ammo boshqa qonunlar vujuddagi bu narsalarga bog'liq emas. Masalan, kofirlarning yurtida ham tosh yerda turadi, tashlasangiz, qo'yib yuborsangiz. Suv pastga qarab oqadi, shamol esadi. Bu qonunlar insonlarning taqvo ibodatiga aloqasi yo'q. Ular o'z-o'zidan ketaveradi, chunki bular agar taqvoga baylab qo'yganida chataq bo'lardi unda. Astagfirullah. Faqultu astagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil is-samaa'a 'alaykum midrara. Ve yumdidukum bi amvali ve banin ve yec'al lakum cennatin ve yec'al lakum anhara. Nuh aleyhisselam özünü kavmini davet kıldı. Ve Rabbisi'ye şikayet kılıp dedi.
Ey Rabbim, men dedim ki, Parvardigoringizdan mağfirat sorang. Albatta u o'ta mağfiratli bo'lgan zotdir. Shunda u zot ustlaringizga osmondan yomg'ir quydirur va sizlarga molu dunyo, bolachaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog'i bo'stonlar ato qilur va sizlarga oqar daryolar ato qilur. İmon keltiringlar, taqvo qilinglar, istig'for aytinglar. Mana shu xayriyat ustingizlarga keladi. Bu bizga ham tegishli narsa. Mana Ramazonda o'turibsiz birodarlar. Ramazon oyida qilingan nafil amallar boshqa oyda qilingan farz amallar qatorida bo'ladi, savobi. Uni negalamaydi, savobi. Endi Ramazonda qilingan farz amallar boshqa oylarda qilingan farz amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Demak, bu oyda qilingan zikr, istig'for ham ajri mana shunday ulug' bo'ladi boshqa oylarga nisbatan. Temir. Mana hayot o'zini maromida ketishlik uchun Alloh taolaning qo'ygan boshqa qonunlari sobit turish kerak. Mana temir. Mustahkam bir metal mana. Endi shu asosi metal bo'lgan, asosi temir bo'lgan katta bir baland qavatli imorat tasavvur qiling. Shu temir o'zining xususiyatini yo'qotmaydi, u o'zining qonunida sobit turadi, imorat mustahkam turadi. Agar temirning qonuni o'zgarsa, yumshoq bo'lsa, chirisa, sifati ketsa imorat nima bo'ladi? Qulab ketadi. Ko'mir yonadi, suv oqadi, don hokazo. Bularda hammasi hayot davom etishligi uchun qonun o'zgarmaydi, o'zini maromida ketadi. Ammo ikkita narsa, rizq va salomatlik bu qonunlari sobit emas. Bular o'zgarib turadi. Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'layotgan muomalaga, munosabatga qarab turib o'zgarib turadi. Shuning uchun Alloh taolo rizqdagi barakotni, qalbdagi xotirjamlikni iymonga, taqvoga, istiqomatga bog'lab qo'ydi. Mana endi birodarlar, bir ajib bir bahs bor. Kitob sunnatga muvofiq. Nima qilsak, rizqimiz ziyoda bo'ladi, rizqimiz barakotli bo'ladi. Rizqimiz ko'p bo'ladi emas. Ko'p degan so'zni nima qilaylik? Rizq masalasida musulmon ko'p degan so'zni chiqarib tashlashlik kerak. Ziyoda degan so'zni ishlatsin, barakot degan so'zni ishlatsin. Ko'p emaydi ham, oz emaydi ham. Millionta odam duo qilsin haqqingizga, mingga kiring deb. Kirasizmi mingga? Mana dalil. Bütün yer ahli qancha 7 milliarddan o'tdimi? 8 milliard to'layaptimi? Hammasi duo qilsin, 350 yil yashang deb. Yashaysizmi? Yo'q. Yashamaysiz. Chunki u rizq ajal degan punktida onamizning qornida 121 kunga to'lgan yozib qo'ygan. Bir, ya'ni yaxshilik, ota-onaga yaxshilik qilishlik, siylay rahim umrni ziyoda qiladi deganda yilini cho'zib qo'yadi deb tushunmaylik. Balki mana shu 50 yil, 60 yil berilgan umrda juda ko'p xayriyatlarga imkon topasiz. Ko'p narsaga ulg'aysiz. Imom Buxoriyda hayotini misol qilamiz-u, 63 ga kirib o'lgan, lekin hayotda qilib qodirib ketgan narsasini qarasangiz, odam bolasi 63 yilda ulg'imaydi buncha narsaga. Bu 63 yil ichida yosh bolaligi bor, bolaligi bor, yigitligi bor, bo'ydoligi bor, uylangan davri bor. Tug'ulibli kitob yozishni boshlaganda ham inson ulg'imas ekan 63 yilda buncha narsaga. Mana shu Imom Buxoriyning hayoti barakotli bo'lganligiga bitta dalil bo'ladi. Demak, nima qilsak, kitobi sunnatga muvofiq ish qilsak, qanday yo'l tutsak, rizqimiz barakotli bo'ladi, umrimizni Alloh taolo ziyoda qiladi. Rizq so'zining ma'nosi. Rizq deganda biz faqatgina pulni tushunamiz. Ömürde düşünemiz, bala çakanı düşünemiz, maşinanı düşünemiz, şular. Lekin rızk degen narsa birodarlar, bundan keyinroq narsa. Keyinroq narsa. Estağfirullah. Ve tece'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Allah Teala aytibdi. Ve sizler Kur'an'ı yolg'on deyishdek badbaxtlikni özleringizning rızk nasibalaringiz qilib olursizlar mı? Bir kişi Allah'ını tanıdı. Bu rızk. Bir odam Allohdan yuz o'girdi, kofir bo'ldi. Bu ham rizq. Bu ham unga berilgan narsa. Birinchi odam iymonni talab qilib, Alloh taolaga bir qadam bosdi, so'radi, berdi iymonni. Ikkinchisi Allohdan yuz o'girib, teskari qarab ketdi, Alloh taolaga kufrni berdi. Bu ham kufrni so'rab oldi o'zi. Alloh kofir qilib qo'ygani yo'q uni. Agar Alloh taolo bir bandani qalbiga xotirjamlik bergan bo'lsa, bu rizq. Allah bergan kunga rozi bo'lyapsiz. Rizo bor qalbingizda, bu ham rizq. Qalbingizga sakinatni berdi, bu ham rizq. Qarangda,
rozilik, sakinat, xotirjamlik. Bu uchta narsa puli bor odamda ham bo'lishi mumkin, puli yo'q odamda ham bo'lishi mumkin. Agar bu uchta narsa xotirjamlik, sakinat, rozilik faqat puli bor odamda bo'ladi deilganida, puli yo'q odam yo'q odamlar bu narsaga hech qachon yeta olmagan bo'lar edi. Lekin ta'assub biz odamlarimiz pul bo'lsa ha, birodarlar, biz kambag'allikda maqtayotganimiz yo'q. Musulmon odam kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz duo qilganlar: "Allohumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr." Parvardigor, men sendan kufrdan va faqrlikdan panoh so'rayman degan. Musulmon odam boy bo'lishga intilish kerak. Endi bermayapti. Rizqingiz qo'lingiz kalta. Endi nima qilish kerak? Demak, shu rizqim shu ekan deysiz, xotirjamsiz, rozisiz, qalbingizda sakinat bor. Endi shu puli bor odamlarga qarang. Hammasida ham shu 3 ta narsa bormi? Chunki mana shu 3 ta narsa ham rizq ekan-da o'zi alohida. Masalan, sochingiz, ko'zingiz, bo'yingiz, oyoq qo'lingiz rizq bo'lganda, mana shu 3 ta narsa ham alohida rizq ekan. Bu pulga bog'lanib keladigan narsa emas ekan. Sizga ato qilingan narsa borki, u rizq. Tinchlik, xotirjamlik rizqlarning eng ulug'idan. Tanadagi sog'lik, salomatlik ne'matning eng ulug'laridan. Bu berilgan narsalar. Endi birodarlar, bu rizqni salbiy rizq deb ataladigani ham bor ekan. Salbiy rizq. Nima bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz uni? Berilmagan narsa ham rizq bo'lar ekan birodarlar. Bu salbiy rizq der ekan ulamolarning tilida. Berilmagan narsa. Masalan, kasallik bermadi sizga. Bir zolimni zulmini ostiga sizni kirgizib qo'ymadi. Shulardan saqlab qo'ydimi? Shu ham rizq ekan. Chunki boyaga kasalni bersa, shu kasalni o'zingizdan daf qilishligi uchun boringizni sarf qilarmidingiz? Kasal bo'lmay turganligingiz ham nima ekan? Rizq ekan. Sizning ustingizga bir zolimni zulmini olib kelib qo'ysa, Alloh saqlasin, shu zulmni o'zingizdan nari qilishligi uchun borib burdingizni sarflarmidingiz? Qarang-da, Alloh taolo bergan rizq ham bor ekan, Alloh taolo bermay berib qo'ygan rizq ham bor ekan. Qarang, berib turib bergan rizq, bermay turib bergan rizq. Bu salbiy rizq deyilar ekan. Endi uni sanog'i yo'q-a? Endi kasallik qanaqa turlarini eshitgansiz? Demak, salbiy rizq bu shunday bir rizqki, u sizga berilmagan narsa. Kasal qilmadi, qarzga botirib qo'ymadi, zolimni zulmiga sizni kirgizib qo'ymadi. Demak, rizq degani faqatgina nima tushunmaylik? Qo'limizda turgan, ko'zimiz ko'rib turgan narsani la tushunmaylik. Rizqning ma'nosi juda ham keng ekan. Alloh taolo rizq qilib musulmonga ham, kofirga ham aqlni beradi. Rizq qilib sog'lig'ini beradi. Rizq qilib go'zallikni beradi. Ammo birodarlar, sakinat, xotirjamlik, kunidan rozi bo'lishlik degan narsani faqat mu'min bandasiga beradi. Va bu narsalar bandani Alloh bilan bo'layotgan muomalasiga qarab turib beriladi. Qanchalar taqvoda bo'lsangiz, qanchalar pokiza bo'lsangiz, qanchalar Allohga yaqin bo'lsangiz, mana shu 3 ta narsa nima qilinadi? Ko'proq beriladi. Hikmat ham rizq, birodarlar. Va man yu'tal hikmata faqad utiya xayron katira. Kimga Alloh taolo hikmat bergan bo'lsa, kimga hikmat berilgan bo'lsa, tahqiq unga ko'p yaxshilik beriladi. Endi rizqning turi, rizqni keladigan vaqti va beriladigan rizqning sanog'i. Shu haqida suhbat qilamiz. Nima nimasi bo'ldi? Rizqning turi, beriladigan vaqti va beriladigan sanog'i. Albatta, bunda ham Alloh taolaning ulkan hikmati bor. Razzoq bu rizq beruvchi, yana bitta ma'nosi rizqlarni yaratib beruvchi. Rizqlarni yaratib beruvchi. Har kuni uchun, birodarlar, har kuni ovqat uchun qancha hayvon so'yiladi? Buni yolg'iz Alloh o'zi bilsa kerak. Har kuni non uchun qancha don-dun tegirmondan chiqariladi? O'ylab ko'rganmizmi? Ha, biz hisob kitobini qiladigan narsa nima u? Semeyning byudjet. Yo'q, byudjetimizga to'g'ri kelmaydi. Hozir 4 ta balon ola olmaymiz dedi. Uni keyingi oyga qo'yamiz dedi. Chunki uyingizga kirib chiqib ketayotgan narsani siz erkak kishi bo'lib
ota bo'lib, rahbar bo'lib boshqarib turganligingiz uchun bilyapsiz. Bilasizmi, birodarlar, Alloh taolo bandalarni rizqini berayotganda buni sanog'ini kim biladi? Bug'doyni o'stirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni ko'paytirib semirtirayotgan kim? Alloh. Yomg'irni ustimizga yog'dirib, yerdan ko'katlarni undirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni yelanini sutga to'ldirayotgan kim? Alloh. Bandalarni mana shu ishga bir aloqasi bormi? Yomg'ir yog'may qo'ysa nima bo'lamiz, birodarlar? Razzoq Robbimiz musulmoniga ham kofirga ham shu yomg'irni beryapti. Chunki ular taqdir qilingan umrni yashab o'tish uchun mana shu bir rizqiga muhtoj bo'ladi. Sutni qaraylik-da, birodarlar, bitta sutni gapirib o'taylik, boshqasi emas. Min bayni farthin va damin labanan xolisan sa'ighon lish-sharibin. Biz sizlarni ularning qorinlaridagi najosat va qon oralaridan ichuvchilar uchun o'timli, ta'mli bo'lib chiqqan narsa, toza sut bilan sug'aramiz. Sigirni yeydigan narsasini ko'rgansizlar. Chop deydi, ko'kat deydi, boshqa narsa deydi, qon yiringni ichidan aralashib turib, oppoq sut bo'lib chiqadi. Mo'jiza emasmi shu? Falyanduril insanu ila ta'ami. Inson yeyotgan taomiga qarasin deydi. Inson aqli lol qoladi. Insonda aqli lol qoladi. Subhanalloh deyishdan boshqa bir chorasi qolmaydi. Demak, Alloh taolo, birodarlar, rizqlarimizni yaratib beruvchi u ham o'zi, rizqimizni yetkazadigan ham o'zi. Alloh taolo siz bilan bizga rizq qilib bergan narsalar. Mana rizqni turi dedik. Kartoshka yeymiz, piyoz yeymiz, sabzi yeymiz, sholg'om yeymiz, o'ylab ham qo'ymaymiz. Ustidagi pochoqni bilasizmi? Nima ish qiladi? Uni himoya qilib turadi. Aynitmay ushlab turadi. Archib turib, 2 soatga qo'yib qo'ying, nima bo'ladi bular? Shu pochoqni o'zi qanaqa ne'matligini bilamizmi, birodarlar? Ha? Men bir yilisi oldimiz endi dehqonlar, dehqonchilik, yarim qop chesnok olibman. Qora aka, olib, xuddi kartishkani olib tushgani olib chiqib qo'yibman podvalga. Bahorga borib olsang, hech narsa yo'q haligini ichida. Agar kartoshka ham shuna bo'lsa nima bo'ladi? To'rt qop kartishka olib qo'ygansiz, tushsiz, yo'q-da. Ko'ring, Alloh taolo siz bilan bizga mana shu narsalarni pochoqqa o'ralib saqlab qo'ydi. Rizqni Alloh taolo turli navlarni siz bilan bizga yetkazib qo'ydi va ularda saqlanib turishiga ham sharoitni qilib qo'ydi. Ko'ring. Falyanduril insanu ila ta'ami. Endi inson o'zining taomiga ibrat ko'zi bilan bir qarab ko'rsin-chi. Alloh taolo buyuryapti. Qarasin, deyapti. Anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal ardo shaqqa. Biz osmondan suv yomg'irni quydirdik, so'ngra yerni giyohlar bilan yordik. Siz bilan bizga berilgan rizq, siz bilan bizning jasadimizga, birodarlar, munosib. Ba'zida mashinamizga ehtiyot qismi olib kelamiz, mana narsasini olib keling deydi usta, olib kelib qo'ysangiz, xuddi siz zavod chiqargan zapchas. O'sha mashinangizni chiqargan zavod shu ehtiyot qismini ham chiqargan, olib kelsa tushmaydi. Bilasizmi? Hattoki abetdan avval, ya'ni tushlikdan avval chiqqan zapchasi bilan keyin chiqqan zapchasini ham bir-biriga tushmay qolishi bor. Lekin Alloh taoloni qarang, siz bilan bizga yaratib qo'ygan rizqi hammasi biz jasadimizga to'g'ri keladi. Ha? Endi ayrim nodir holatlarda bir kasalga chalinib qolgan bo'lsa, bilmadim to'g'ri kelmay qolsa, lekin umumiy suratda to'g'ri keladi hamma narsa. Bu ham Alloh taoloning hikmatidan, Alloh taoloning qudratidan. Odamlar rizqini topib yeyishadi. Va bunga sabablar kerak. Shu sabablarni ham Alloh taolo o'zi yaratib berdi. Alloh taolo bir kishiga hunar berdi. Ilm berdi, tajriba berdi. Qayerda u? Aqlida. Ajib. Har 5 yilda insonning jasadi o'zgarib turadi. Faqat aqli bilan qalbi o'zgarmaydi. 5 yil burungi holatingizni qarangda, qanaqa edingiz? Masalan, 40 ga kirgan futbolchilar bormi hozir? 20 ga kirgan paytingizda qanaqa yugurardingiz? Masalan, 20 yil burun qanaqa edi ahvolingiz? Futbolchi bo'lmasangiz ham. O'tirib turish ham muammomi? Insonni jasadi, oyoq qo'li, ko'zi, quloqi har 5 yilda o'zgarar ekan. Salbiy tomonga o'zgaradi-da, to'g'rimi? Ammo aqli bilan qalbi o'zgarmas ekan. Bu ham Alloh taoloning bizga bo'lgan marhamati. Agar quvvatingiz ketgandaqa, belingizda quvvatingiz ketgandaqa, ko'zingizni nuri ketgandaqa, quloqingiz eshitmay qolgandaqa, aqlingiz ham orqaga qarab yuradigan bo'lganida har 5 yilda nima bo'lardingiz?
Bir payetler men tabip edim deysiz. Bir payetler men kârı bugan edim. Akıl ve kalp özgürmesliği buradalar. Aksinçe, rivojlanıp, toplab, boyu barışlığı Allah da Allahsız bilen bizi, rızkımızı topu bir işimizge açıp koyan bir kuleye yolu bularken. Şuna ne oldu? Bir akıl bilen kalp özgürmesliği. Ve cealna lekum fiha ma'ayiş. Sizler için onda tırışçılık vasıtalarını payda kılıp koyduk. Kimdir? İnjiner, mühendis. Kimdir? Advokat, muhami. Kimdir? Hunarmand. Kimdir? Savdogar. Mana shu narsalar Alloh taolo siz rizqingizni topib olib yeyishligingiz uchun berilgan Alloh taolaning marhamati ekan. Va qayerda ekan ular? Mana endi rizq. Kimgadir Alloh taolo uni keng qilib bergan, kimga tang qilib bergan, kimni boy badavlat qilgan, kimni faqir qilgan. Mana insonlarning faqirligini ko'rib chiqamiz. Albatta sabablari bor kishini faqir bo'lishligini. Bu fakirlik üçge bölünedir. Takdirdeki fakirlik, yalqolik fakirliği, hem de infak fakirliği. Takdirde bitirilen fakirlik, yalqolik tüfeğiyle geliyen fakirlik ve infak ihsan tüfeğiyle geliyen fakirlik. Birinci türü. Kaysın isiydi? Takdirdeki fakirlik. Allah Teala bir bandanı rızkını tenk kıldı. Allah Teala bir kişini nagiran kıp koydu. Közü aciz mi? Ya ki hareketten tohtap koyan mı? Bu Allah tomonidan takdirge bitilgen fakirlik. Bunge o cevap gelmez, bunge o ayıp dörmez. İkincisi bu yalqoli fakirliği. Bu fakirliği de en yomonu. Bunaka fakir adam yalqol bo'ladi. İşleşti hala mıydı? İşleseyem puhta işgi miydi? İşlese ihtimal adamlarda olduydı. İşli orada, işli orada barakatı çıkmıyordu. Daim fakir. Ne mi için? Allah etkendeki işlemiydi. Allah da Allah her bittiği işe ihsan diyorken, eğer canavar söyleseler, bıçaklarda ötkül kılıyorlar, canavarga rahat verirler dedi. Yani profesyonelmez işine. İşini bızıtılda nasılmaz? Ustasımaz. İplemeçi. İplemeçi. Tom kıveradı, çeker tomup duradı. Su edi, su vakı düşüp getirdi. Deval uğradı, devalı kışık uğradı. Motor izi kıberadı, iki yönden kendine motor kılışke doğru geladı. Biz Müslümanlar, inna Allah'a katabale kullu şeyin ihsan. Her bitti işke Allah da ihsanını yazgen. Yani şu işte ihsan bulan kıl, Allah körüp durup durup kıyın da. On da motor kıma, on da imaratı devalın rıma. Şunu yarımını kıl, Allah da Allah barakat beradı. Şunilar akalar, biz kaçan Müslüman sıfatı da kılıkken işimizge hazırki zaman tırlatken de profesyonel yandasek Allah körüp durup durup kısek köp işleşti hacatı yok şunilar buradalar. Şunali mi? Biz yalqoligimiz tüfeğli fakirimiz. Biz mu'minmiz. Rızkını Allah bergendir dua kıl yapız. Haramdan takva kıl yapız. Fakat kılıkken işimizde ustamasımız, mütehassımasımız Allah körüp durup 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 vicdan bulankımı yapız. İplap koyu yapız ha? İplap koyu yapız mı? Bilasız da ipleyken izi. Bilasız bundan zor akılışı izi. Lekin şunu ne öte yaptı yok. Üçüncü Müslümanlar umumi surette biz fakir bulup kaldık. Şunu ne bir muhurum narsan hazır ortaya taşadık. İplama çıkıp gittik. Maşine mu ki kıldırırsan közün kör alıyan cadıyla atıp tazıra verildi. Közün körmüydü yancı ağa gelmek miydi? Karavan koymuydu. Doğru mu? Topa doğru. Motoru yudurasan, közün körü yancı ağa körünür. Şimdi İngilizce'nin tayda yağlaması duruyen buladı. Şimdi şuna kalıp topken pulu bulan bu baraka topa mıydı? Ustalar, ustalar. Hazır devolge çapılan adı yancı zaman bu kaldı. Rahim kılıylar klientlerge. Bilesiz, yenge ravariyantı var. Fakat az gene mihnet kılasız. Etmeysiz. Bana kapke verin deysiz. Bilesiz, özden çıkan yokuş diyor ki materyalde işletiş mümkün. Lekin nima qilmaysiz? Hadi akka versin deysiz. Kelinglar, şu klienti ozgina foydasini o'ylab qo'yaylik-da. Baraka topamiz, tushuninglar. Birodarlar, qilayotgan ishimizda mutaxassis bo'laylik. Alloh ko'rib turdi deb qilaylik-da. Ko'rasizlar barakot qanaqa kelishligini. Faqirlikning ikkita turini gapirdik. Faqirlikning uchinchi turi bu infoq faqirligi.
Bu Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu'nun fakirliğini misal kısa buladı. O kişi badalet adam bugün. Lekin barını sarıp kılıp yuvarlayanlık için kolu da prokaması da fakir durar adı. Rızkını buradalar kelişiğine ikide sebebi var. Bittesi sebebini kayım kılış, mehnet kılış. İkincisi Allah'a tevekkül kılış. Birincisi sebeplerini kayım kılıştık. İnna Allah'a yalûma alel aciz. Allah Ta'ala malamet kıladı. Acizliğine, zayıflığına, sükeşliğine. Velakin aleyke bil keyiz. Hoşyarlığını özünge lazım tut. Otunu bayleyemiz, keyin tevekkül kılamız. Otunu bayleyemiz, keyin tevekkül kılamız. Rızkımız kelişkere boyan işte kılamız, neticesini gam kımıyımız. Bana şu tevekkül buladı. İkinci sebebi tevekkül. İşte kıldıyız, çıralı kıldıyız, şimdi neticesini gamını kımıyısız. Sıkılmıyısız, oylamıyısız. Kim etkeni buladı? Allah'a da etkeni. Özü motorda çatak kıp koyduyız, özü sezi yapsız. Bili yapsız, natoru iş kıldıyız. Yaptıyız da bitti zavad kıldı, zavad bu oldu. Şimdi bir yakın madiyiz, o natoru tevekkül oldu. Siz özüge bağlı bugün zor kıptırıp, keyin tevekkül kılın. Ömer'in Hattab raziyallahu anh'u, hacli yürürken, tılamçılık kılı yürüyen adamları görüp, kimseler de oldu, biz Allah'a tevekkül kıyanlarımız dedi. Doğru da Ömer'in Hattab ayette yalan yapırdılar. Allah'a tevekkül kıyanlar, yerge donni ekip koyup durup, keyin tevekkül kıyanlarına tevekkülü doğru dedi. Hiç ne sakınmasından tevekkül değişlik, bu tevekkül emas. İlim, hüner örgenimiz, tecrübe toplayımız, keyin taşkarıya çıkıp durup iş izleyemiz, sebebini kılamız, şundan keyin mi kılamız? Allah da Allah'a tevekkül kılamız. Akulu kavli hada. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una vanfa'na bima'allamtana ve zidna ilme. Allahümme arinal haqqa haqqan varzuqna attiba'a ve arinal batila batilan varzuqna ictinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى أسماء الحسنى güzel isimlerden الرزاق rızıklarına ulaşıcı ismi gelen dedik adam balası var ki buradalar tırışçılığı var rızkını gamını kıladı. Bana şu rızkını topu bir işliği de insanlar özlerce türlü bir hilelerini, türlü bir skemelerini, türlü bir yollarını izleydi. Rızk özünü ben. O rızkını bir adıyan razzak kandeyiz al. Ne maksak bana şu rızkımız keng buladı, barakatli buladı, mol buladı. Ne maksak bunun aksi buladı. Hazır ki adamlarını değerli hammasını birinci gamı taşvişi rızk topşiliği bu koyan desek adaşken bu muyumuz? Lekin rızk ne miydi? Adam bolası onasını karnıda 121 gün tolgan günü farişte gelip tuttun asasını yazıp koyardı peşenasıya. Rızkını, acalını, amalını, bahli baksız buluş. Bana iki tane arsa. Rızk bilen acal. Bunge insanda hiç kanak alakası yok. Bu köpeği mi diyem, ozeği mi diyem. Fakat barakatli buladı, yok ki bir barakat buladı. Milyon da adam size hakkınızda min yılda yaşayınca dua kıldı. Min yıl yaşayınca yaşamayız. Yaşamayız. 2000 yıl yaşayıp durup yer akıllı dua kıldı. Yaşamayız. Çünkü size yazıp kılınca 70 yıl, 80 yıl var ötmeydi. Fakat bu dualar şu rızkımızda barakat atkıladı. Yok ki barakatı yok kıladı ayrım kıyken işlerimiz. Kelime bana ne mi iş kısık rızkımızda barakat kıladı. Razzak subhanahu ve ta'ala bulan kanaka muamela kısık biz hohla gendeki rızk buladı bizde. Estaizu billah. Ve men yettakillâhe yec'allahu mahraca ve yerzukuhu min haythu la yahtasib. Bana şu ayetinin tafsirini dikkat bilen, şaşmazdan örgenip çıkışımız gerek. Mesela, ne diyeyim? Bana o ram yasaçlıydı, teknolojisi var. Mende kısa, mende buladı, mende. Anık da, 45 gradı kesin yine ki doğru 90 boladı iki tane gelip kusayın. Anık şablon formülası var.
Şu şablon formülünü bir ustadan körüp örgengen şagird darrov usta bo'ladi. Eğer şu kaydalardan, şu instrumentlerden işletişten, mana şu materyalde tabiatıdan bir haber adam kokulu uğradı, sokulu uğradı, ihtimal ömrünü ahir geçe topadı o formülünü. Ya topiydi. Hazırki günde adamlarını rızkı topişliğinde kılayken hareketlerden çünkü okşatısı bo'ladi. Buradalar dinimizde hemen ise anık çizip koyulunca. Kutu kerranı singeri anı kamıyor. Rızk topşliği masalası yem şunun işi de. Kelliler dinimizde ne mi deyilgen? Razzak subahana havata Allah'a beradı mı bizi, rızkımızı? Madami ki şunu diyorken kelliler kandeyi muamala kılıç gereken örgen valiyelik. Allah Teala dedi, kim Allah'tan korksa, o zat onun için barca gam külfetlerden çıkar yolunu payda akılır ve onu özü oynamayan tamamdan rızklandırır. Demek bugünkü mavzuyumuz demekken Razzak Subhanahu ve Teala. Bugünkü mavzuyumuz buradalar rızk mavzusu iken. Gahı da bir bandanı aldı da hemen eşiyle birikilip kaladı. Ticaret eşi giyem, hüner eşi giyem, hemen eşi kulf. Başka tıp aladı. Kayakka kolunu çözmesin, kolu yetmiydi. Kayakka başını vurmasın, eşi açılmıydı. Şunda ne kılış gerek? Haramge kolunuş gereği mi? Bana palançı deydi. Mano nasanın savdası yekiriş oldu, zorup gitti deydi. Ne makul iş gereği şunda? Şunda insan inekin özü kellesinden kep çıktırıp, eğer dineden bir havar olsa, özü çası yiyeceğim istak görerdi. Ki mano yam kıp göreci, bulmadı, bulmadı. Kelime onu kıp göreci, bu yam bulmadı. Anık duru diyor. Ne makul iş gereği şunda? Bana şunda halatta Allah'ın takva kılış gereği buradalar. Allah'ın manhacını mahkem tutuşluk gerek, şundan keyin eşiklerinin açılışını kütüp durayım. Çünkü Rabbimiz ayet yaptı, kim Allah'dan takva kısa, her kende müşküleden çıkıp etadığın yolunu kürset adı ve kütümegen cahiden nemesini veredi? Rızkını. Demek neme kılış gereken? Takva kılış gereken. Allah Teala'nı bu mumun bandalarına vergen vadasını amalge aşmaya kalışıdan göre dünyanın üstün üstün bulup geçişi asanrak. Kaytar hemen. Allah Teala'nın mu'min bandalarına bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ostin ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimi va'dasi bu? Innaka la tukhliful mi'at. Albatta sen hiç qachon va'dangni nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demek bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar maktabda bitirdiz, bir okuşta bitirdiz, öşeğe etap boladı. Kim şu etapta bolsa eşitip dursun. İşiniz yürüşmeydi. Şicaatiz bor, gayretiz bor, pul topuşum gerek, otonamı, bolacak ama bakışım gerek de gene gamiz bor, zor oğul balasız, uyak kurasız bu muydu? Büyak kurasız bu muydu? Hunar kıp görasız, başı kıp görasız bu muydu? Akala şu etaptan ötüş gerek. Şöyle oturgen, yaş katta işini yol yok koygen, hayatı yol geçiş koygen adamlar da kararsız, şularam şu etaptan ötgen. O kâm o. Tugulu blotasın, katta pulun üstüne yaşayanlar. Asasen adamlar şu yoldan basıyorlar. Torat yapan kattalar. Öşük etap boladı da hemen de. Yaş yiğit, cüft gerek, ülenişlik gerek, üy gerek, iş gerek. Hem eşiler yapılıp gitti, açılma kendiye boladı. Şundan emek kılış gerek. Şunda birader düşkünlük geçişme. Allah'dan takva kıl. Sababını kıl, Allah'dan farajını, yengillik gelişini kıl. Sabır kıl, anık işan, Rabbini vadas hak. Şaşılma, şaşılma. Öşü, hayatta onunu topup, hem yokunu dünya sahası da, yol yoku olmayan akelerde karasız, bir payetler şuradan kıylengen. Bir payetlerden şu cüddü şerait ağır bugen. De eşittirseniz, tarihini etmezse, haması da var şu etap. Endi öşü nesalar, ketip, Allah Teala hem yokunu zor kıp oyanı ki, isten çıkarıp oyanı çatadı. Eğer öşü kıylengen künler ileride bir adaları isten çıkarmasıyla, her üyeler gekirgen ileride, yüreği ileride tahta giden, elhamdülillah de genelse geliş gerek. Çünkü yoktu da burada hiç kaçsın. Bu kimin vahdası bu adalar? Hamma kudret, hamma hakış, hamma irada, özünü koluda bugün, zat Allah Subhanahu ve Teala'nın vahdası. Ha, ihtimal şerait ağırdır, yeçim körünmeykendir, akli yetmeyip kaydın yeçim gelişliğe. Lekin burada bari kuru gel. Allah için kıyınlar sana, özü yok.
Oramızda bu nasıl ki yuvah boyun adamlar var buradalar. Soruyorlar. Şuna ülkeler bulsa. Soruyorlar. Kana boyan. Osan boyan mı? Ya birden yaşayıp bu boyan mısınız? Kim Allah'tan takva kısa? Müşkülelerden çıkıp yatağıdırken Allah da Allah yolunu kürsetedi. Ve onu kütümegen caydan rızkını veredi. Şimdi bana takva kılış. Kim ayol tallaşta Allah'dan takva kıyan olsa Allah Azze ve Celle türmüşü de bu adamını baksız kımaydı. Kim farzantlarının terbiyesi de Allah'tan takva kıyan olsa farzantları bu otaga akba mıydı? Allah yol gösterdi. Kim malı dünya topşiliği de Allah'dan takva kısa Allah bu bandanı nima buluştan saklaydı? Müflis buluştan saklaydı. Biz etildi bankrot buluştuydu. Çünkü halal topgan, halal sarflagan, sadaka zakatını bergan, bu adam bankrot olmaydı. Demek Allah da Allah'dan takva kılarken biz hemen asanı örgetedi. Fattakullah ve yuallimukumullah. Takva kılıyorlar diye de Allah da Allah. Allah özü örgetedi. Allah özü örgetedi. Bu ayet hakkında buradalar saatle bir yapışımız mümkün. Hemen iş Allah da Allah'ın kuluda. Bendeler köp nersen örgengen hayatı devamında. Adam Aleyhisselam'dan başlayıp üç gün geçe cüdü köp nersen örgengen. Lekin bana şu örgengen nesilerin içindeki en afzalı tavhid. Allah da Allah'ını yakki ekenliğini bilişlik. En zor örgengen nesemiz maşa. Buradalar bilemiz mi Rabbimiz yakki onaligini? Demek Allah da Allah cüdüm katta nimetini verip bizge. Allah'ın emri de mustaqim bolgan bende onun rızkı keng boladı, mol boladı. Bu kayda. Kıyametke çekiladigen her bitti mu'minin üstündeki hak vaadadır. Şerait kanaka bulmasın, zaman kanaka bulmasın, her kanaka tosu bulmasın, Allah da olan etkeni buladı buradalar. Çünkü bu ilahi vaada. Ve kütüme genci aydan nima kıladı? Rızkını veredi. Demek Allah subhanahu ve ta'ala bulan kılınadigen mu'mile, mana şu kaydaya asasen bulsa, işlerimiz haması yaxşı buladı. Hadis Kudüsü. Hadis Kudüsü Allah Teala'nın etken sözleri bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilham suratını giyen sözleri. Eğer Allah Teala'nın sözleri Cebrail aleyhisselam arkayı yönetken olsa bu Kur'an ayeti buladı. Eğer Allah Teala özünü bana şu sözlerini Peygamberimizin bir ilham suratı da yubarken olsa Cebrail aleyhisselam'ı vasıtasız. Bu hadisi Kudüsü değil adı. Allah Teala aytadı. Bendem sen men üçün men xohlagan deb bugün men ham sen üçün sen xohlagan deb olaman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishini men zimmamga yuklab qo'y deyapti. Şunlarlayı mı? Tavakkal kıldığı bulmadığı desa, sen Allah halı yanındaki bulmadığın şu işte. Tavakkaldan ol, sababını yapın kılış gereği. Ha ana. Sabab tıkıttırıp tavakkal kıldı, Allah etken de kabul oldun şunda. Yani şu Allah'ın makaladı şunda sen gel. Müşkülüğünü halkı bir arada. Doğumunu okuyunuz. Eğer men hohlayan işte, menge taslim bulmasın, sen hohlayan işte, seni meşakkatke sop koyamak. Sonra fakat gene men istegen narsa boladı. Gözlerle gene karayın bu hadis kudusuydu. Sen men etken işte men halagen de kabul. Sen halagen işte men senge kifaya kılaman. Eğer sen men halagen işte men etken de kabul olmasın. Sen halagen işinde seni meşakkat getirip koyaman. Kim kim etkeni boladı barabır? Men etkenin boladı diyordu. Demek Allah ki itaat kılış. Ondan takva kılış ki bende astadil bir bağlaşlığı kereyi buladı. Koladan kengenin sebebini, mehnetini kıpayadı, uyağını gam kımaydı. Allah razzak, kütüme genci oradan rızkını beremende vada bergen. Bunu ispatı hayatta buradalar toluyu atıptı. Buradalar, bana şu variant, bir Müslümanga işlep, ikincisi işlemeyi kalmaydı. Bana şu variant, bir Müslümanga işlep, ikincisi işlemeyi kalmaydı. Hani de böyle oğlumge işleydi, oğlumge işlemeydi.
Arapça işleyerek acemge işlemiydi deme yaptı. Müslüman mı? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diken. Hamasi bir kıl işleyerek. Şimdi biri zor, biri hırol yaptı mı? Bilin ki bittesi Allah'dan takva kılı yaptı. Şimdi eğer takva kılmasın, işte kisketeyken olsa bundan etiyat oluş gerek. Bitti, iştikladırken iki de usta. İki o bir kıl işleyerek, birinin top kendinde baraka var, ikincisi de baraka yok. Demek ki ona Allah'dan takva kılı yaptı. Şimdi umumu Allah'dan takva kılmasın, işte kisketi yapıyor dese, bunun adı ne miydi? İstidracıda. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Allah'ın eslatması kegene de, onlar ki eslatma kılınken insanı ünütkenlerden keyin hamma eşiyle açıp taşardı. Şimdi kötü alıp durup çoptu yeri geldiydi. Kareler de bir yıl şuna kadar gürkürüp gitken o şu adam. Bir yılda monç imarat soyan, monç maşin oyan. Vaa dedi karesiz iki yıldan ki yok da. İki de misal. Takva kılış, Allah'ın özgü suyanış, sababını kılış, insan genelini alıp geledi. Kitne karnedeki Yunus aleyhisselam. Yunus aleyhisselam mı? Allah azze ve celle buyurdu, kit yutu vardı. Dengizge taşıştı kavm, kemedekiler. Şimdi kit yutu yapıp çıkıp getirdi. 150 tonlarlık kit. 50 tonla yok, 50 tonla göç, 50 tonla süvek. Bu kit şuna kadar katta ki, adam balası tiket tursa ağzı gekirir. Benim oğlan tiket turadı. Yuttu, sultayge kilip gitti. Bu kit bir avukat yiyken de 4 tonla avukat yerken buradalar. Bunu rızkını yetkizerken Allah'a da kudretiye kail kail eylek. Onunla kitten ne işte? He? Onunla kitten ne işte? Ha, siz bilen biz gibi o şey adamla ne işte? Şurada rızkını yetkizerken Allah mumun mandası yalvarıp dua kısa. Allah-u Teala peygamberimiz etkenler. Elbette Allah-u Teala hayali zat. Bandası kolunu kötarıp yalvarsa kuruk kaytargeni hayal kaladı deydi. Fakat bu banda kolunu kötarırken de takva koyan bulsun. Allah etken de yaşayıp koyan bulsun. Estağfirullah. Fanada fi zulumati an la ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastecebna lehu ve neccaynahu minel gam. Karanlık zulmatlarda turup hiç ilah yok. Magar özün bordursan, ey pokiparvardigor, dar haqiqat men öz canımga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Bas, biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am-g'usadan qutqardik. Bu qissa birodarlar hayotdagi qonun. Mana shu Qur'ondagi qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirdi. Bu qonun qaysi zamon bo'lmasin, qaysi yer bo'lmasin, qaysi sharoit bo'lmasin, albatta ishlaydi. O'zi kitni qorniga kirib ketishiga sabab nima edi? O'zini qilgan xatosi. Qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashab chiqib ketgan edi. O'zini qilgan xatosi tufayli shu mushkulaga kirdi. Endi mushkuladan chiqib ketishlikma bilan bo'ldi. Allohni o'ziga duo qilishlik bilan. Yunus alayhissalomning qissasi hayotda ishlaydigan qonun birodarlar. وَكَذَلَكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Bas, mu'minlarga mana shunday najot berurmiz. Mana shu yerda do'pini mayerga qo'yib o'ylanib ko'ringlar-da birodarlar. Yunus alayhissalom balig'ni qonida. Nima yechim bor u zotda? Masalan bir problem bo'lib qolsa, darrov nima qilamiz? Bir problemga kirib qolsa, pul kerak bo'lib, mushk Alloh saqlasin. Nima qilamiz darrov? Kallamizga nima keladi? Kimga telefon qilsammikan? Telefon bor. Mashina bor, yugurib borasiz. Ona akaga uchrasiz, mana akaga uchrasiz. Xullas, variant bor, ha? Kitni qordida turgan Yunus alayhissalomning nima varianti bor shu yerda aytinglar? Hech qanday varianti yo'q. Ya'ni 40 yil yotdi baladi qondida. Nimaga hazm bo'lib ketmadi? Alloh taolo ilohiy ta'limni beryapti. Allah halak kılışıydı halagene de darra öler idi. Lekin Allah da Allah halak kılışıydı halamadı. Talim verişti hakladı. Yunus aleyhisselam gibi siz bilen bizge. Siz bilen bizge hem kılayken şuna bir işlerimiz buluşu mümkün. Dağına yoğup geçişimiz gerek o şey işte kesapatıge. Lekin Allah da Allah ne demeliydi? Eğer adamlarda kılayken günahlarını onda da cezasını versek yeryüzü de bir an nesanı kaldırmayan bular dedik. E adam balası onda günah kısın bittesi ki ceza böyle yapsın ki Rabbim.
Qolganini nima qilyapti? Va ya afvon kathir. Nima ma asobakum min musiba oyati. Nima musibat yetsa qo'ling tufayli yetadi. O'zing qilgansan shu ishga. Shu baloni o'zing chaqirib olding. Yana Alloh nima qilyapti? Ko'p gunohlarni kechirib turadi deyapti. Yechim nima bo'ldi? Alloh tomonidan kelgan yechim bo'ldi. Yechim qanaqa bo'ldi? Baliq ab chiqib chiqarib oldi. Qornidan chiqarib tashladi. Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. İkinci qissa. Sayyidimiz Musa aleyhisselam ve Firavun. Peygamberler kıssasında ötkenimiz buradalar. 600 bin yakın Yahudini Mısır'dan Baytul Maqdis tarafına karab op çıkıp yeti yaptı Musa aleyhisselam tünde. Firavun ruhsat verdi. Ton yatkenden kim karasa bana usulali çıkıp yetti. Kim bizi hizmetimizi kıladı? Öşü davurdaki en kudretli koşununu yıktı da bana usulali arkasından kuğu bardı. Banu Isroilni avvalı dengizge borgani da bu kervanla avvalı. Bu kervanla ahiredekiler Firavun'un koşununu gördü. Şunda inna la mudrakun. Kala ashabu Musa inna la mudrakun. Şunda Musa'nın hamrohlari aytishdi. Albatta bizge endi yetib olishadi. Biz aniq tutildik. Çünkü başka yol qolmadi. Oldida dengiz orqada koşun turibdi. Kala kella. İnne ma'iyye Rabbi sayahdin. Aniq ishonch bilan Rabbisiga suyanib turib Musa aleyhisselam aytdi, yo'q. Albatta Rabbim men bilan, albatta menga yo'l ko'rsatadi. Aytinglarchi, bularda nima yechimi bor edi oldida? Hech qanaqa yechimi yo'q. O'sha zamondagi eng qudratli qo'shin orqasidan kelib turibdi. Qirib tashlashlik yoki qaytarib ketishlikka. Kim saqladi? Alloh taolo aytdi, asoyini dengizga ur. Kıssanı devamını bilasılar. Ular ötüp gitti bana İsrail. Firavun sultanı da kaldı. Yeçimde kim verdi? Yeçimde Allah subhanahu ta'ala verdi. Galiba gelişlikke imkaniyatı nola keler. Necat gelişlik hiç kandaya bir işanç yok. Lekin ne oldu? Yok. Rabbim benim bilen birge elbette yol kürsatat dedi. Etti ki o ayet dersimizi başıda. Ve men yettakillahi yecallahu mahraca. Kim takva kısa Allah'ın makı beradı? Elbette yeçimini beradı. Rozgoy bul, işançlı bul, adamlarga yaxşılığını rava kör, haram yol buna rızk tapışını oylama. Çünkü Allah'ın huzur edegi narsaga masiyyat buna yetilmiydi. Allah'ın hayriyeti, barakatıga insan günah buna yetilmiydi. Öşe haram ticaret buna katta pul topgan, boygan adamlar haramlı ticaretiye kirişkenlik için bayiğeni yok. Allah onu rızkıya yazgen için bayiğeni. Eğer halallar sana savdası buna şugullengen diyen bayiğeni o. Bu biz imanımız. Çünkü o şu haram işke kirişkenlik için bayiğeni de siz. Huttu şu haram işte kılıkken başkaları bayiğeni yaptı yok. Eğer halal işte kılıkkenlik için iş yürüşme yaptı de siz. Huttu şu halal işte kıptırıp iş yürüşürkenlerden bari o. Şunu tushunaylik. Şunu tushunaylik. Rizq Alloh taolaning qo'lida. Va man yattaqillaha yaj'alahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Alloh taolaning o'zi xohlagan ishi yetkichidir. Aqulu qawli hada va astagfirullah li